Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir Xiaomi modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Xiaomi Mi 11 Lite. Bu telefon aslında görünüşüyle fark yaratan bir telefon ki elinize aldığınızda hissettiğiniz ilk şey inceliği ve hafifliği oluyor arkadaşlar. Gerçekten rakiplerine nazaran hayli hafif bir yapıda. Yalnızca 6.81 mm'lik inceliğe sahip bu telefon ve bunun yanında da 157 gramlık bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla telefonun tasarım açısından gerçekten rakiplerinin önüne geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz sizlere. Delikli ekran tasarımıyla geliyor. Bunun yanı sıra AMOLED bir ekran kullanılmış. Yan, üst ve alt çerçeve gerçekten çok ince arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde cihazların alt çerçevesi biraz kalın oluyor. Fakat Mi 11 Lite'a baktığımda ben alt çerçevenin neredeyse yan ve üst çerçeveleriyle aynı incelikte olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada Xiaomi gerçekten tasarımsal anlamda çok güzel bir iş çıkarmış. Telefonun arka yüzüne geçtiğimizde bizleri yine çok da alışık olmadığımız bir tasarım çizgisi karşılıyor aslında. Son derece farklı bir kapak tasarımı ile karşı karşıyayız. Bizim elimizdeki model Woba Black olarak geçiyor. Gerçekten çok hoş bir renk aslında. Hatta şöyle tuttuğumda ben kendimi net bir şekilde görebiliyorum. Adeta bir ayna gibi parlıyor ki burada dalga geçmiyoruz arkadaşlar. Cidden ayna gibi parlıyor arka taraf. O yüzden benim bu tasarım çizgisi çok hoşuma gitti. İncelik, hafiflik, özellikle hafifliği beni çok şaşırttı. Gerçekten son dönemde özellikle batarya kapasitelerinin yükselmesiyle birlikte telefonlar biraz ağırlaşmaya başlamıştı. Fakat Mi 11 Lite hem tasarımıyla hem inceliğiyle gerçekten farklı bir noktaya taşımış işi. Burada da gerçekten Xiaomi mühendislerini tebrik etmemiz gerekiyor. Ekran tarafına değinmişken ekrandan biraz daha bahsetmek istiyorum. Burada Full HD Plus AMOLED bir panel söz konusu arkadaşlar. True Color ile 10 bit yüksek renk doğruluğu sunan bir ekrandan bahsediyoruz. Ayrıca bu ekranda DCI P3 desteği de mevcut. Bu ne demek oluyor? Yüksek renklerde renk doğruluğunu bizlere en net şekilde sunmayı sağlıyor. 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı mevcut burada. 240 Hz ise dokunmatik örneklem hızına sahip. Dolayısıyla rakiplerine baktığımızda birkaç adım önde olan bir ekrandan bahsediyoruz. Bu panelde HDR10 desteği de bulunuyor. Ayrıca TÜR-Reylan sertifikasına da sahip. Bu sayede gözü yormayan bir ekrandan bahsetmiş oluyoruz. Evet, telefonun tasarımından bahsettiğimize göre sıra geldi teknik özellikleri. Bu telefonda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 732 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setine 6 GB'lık RAM ve 128 GB'lık da dahili depolama alanı eşlik ediyor. Burada aklınıza şu soru gelmiş olabilir aslında. Hadi telefonun tasarımını ön planda tuttular. Acaba teknik özellikleri kötü vesaire? Hayır, kesinlikle değil. Baktığımız zaman orta segmentler için bile çok güçlü sayılacak bir Yonga setiyle geliyor bu telefon. Snapdragon 732'nin hali hazırda pek çok orta segment model içerisinde en güçlü Yonga setlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şimdi gelelim arkadaşlar bu telefonun performansına. Biz bu telefonla Call of Duty Mobile oynadık, test ettik ve bu sırada herhangi bir ısınma, donma, kasma vesaire herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bunu size rahatlıkla belirtebiliriz. Bu ne demek? Siz Google Play'den istediğiniz uygulama ya da oyunu telefonunuza indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşatmayacaktır size bu cihaz. Dolayısıyla ısınma olsun, performans olsun, o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da size rahatlıkla belirtelim. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun batarya ve kamera tarafına. Dediğim gibi telefon çok ince ve çok hafif. Dolayısıyla burada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya acaba bu telefonda böyle 3000 mAh'lik bir batarya falan mı var? Hayır arkadaşlar. Bu inceliğe ve hafifliğe rağmen Xiaomi bu telefonun içerisine 4250 mAh'lik bir batarya yerleştirmeyi başarmış. Ki bence 4250 mAh'lik bir batarya taşıyan telefona göre son derece ince ve zarif bir telefondan bahsediyoruz. Genelde üreticiler telefonları bu kadar ince yaptıkları zaman arkadaşlar biliyorsunuz bataryaları hayli kısıyorlar. 2000-3000 mAh civarına kadar çekiyorlar. Fakat Xiaomi burada yine 4250 mAh'lik bataryayı içerisine yerleştirmiş. Ayrıca bu telefonda 33 Watt'lık hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu ne demek? Telefonunuzu şarja taktığınız anda cihazınız saniyeler içerisinde sizin o günü çıkartmanıza yetecek kadar şarj miktarına ulaşabiliyor. Günümüzde
hızlı şarj teknolojilerinin artık bizler için vazgeçilmez bir doğru olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Dolayısıyla bu bağlamda Xiaomi'nin burada 33 watt'lık hızlı şarj desteğine yer vermiş olması da bizler için son derece önemli bir nokta. Şimdi gelelim telefonumuzun kamera tasarımına. Dediğim gibi arka tarafı çevirdiğimizde kare şeklinde konumlandırılmış üçlü bir kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Burada 64 megapiksellik bir ana kamera var. F1.79 diyafram açıklığına sahip ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksellik de tele makro kamera var. Bu kameralarla da gayet güzel fotoğraflar çektiğinizi söyleyebiliriz sizlere. Tabii bu nedir arkadaşlar? Kağıt üzerinde yazan rakamlardır. Gerçeğe döndüğümüzde nasıl bir fotoğraf ve video performansı sunduğunu sizlere canlı olarak göstermek isteriz. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri Mi 11 Lite ile çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım. Evet teknoloji takipçileri, şu anda telefonumuzun ana kamerasıyla bir çekim gerçekleştiriyoruz. Burada size ben zoom kalitesini falan da göstereceğim şimdi. Şu karşıda gördüğünüz gibi bir metro durağı mevcut. Bu metro durağına bir zoom girelim, bakalım ne kadar oradaki insanların yüzlerini vesaire görebileceğiz. Şu anda zoom'umuzu girdik. 6x zoom girdik arkadaşlar şu anda. 6x zoom'da telefonun yakınlaştırma performansının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz netleştirelim şöyle. Netleştirdiğimizde çok da kötü durmuyor aslında. Şöyle ön tarafa doğru biraz geleyim. Yani çok kötü durmadığını söyleyebiliriz. Evet, telefonun ana kamera performansının bu şekilde olduğunu söyleyebilirim sizlere genel itibariyle. Video çekimlerinde bence başarılı bir ana kamera performansı görüyoruz. Herhangi bir kullanıklık vesaire olmuyor. Gayet net bir çekim söz konusu. Bu arada şu anda sesi de direkt olarak telefonun ana kamerası, yani hoparlörüyle aldığımızı da sizlere belirtmiş olalım. Evet, telefonun ana kamerasının video ve fotoğraf performansı bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bir de ön kameranın video ve fotoğraf performansına göz atalım. Evet, şimdi ise Mi 11 Lite'ın ön kamerasındayız arkadaşlar. Ön kamerayla bir video kaydı gerçekleştirmek istediğinizde ses ve görüntü performansının genel itibariyle bu şekilde olacağını söyleyebiliriz sizlere. Şöyle hatta tutayım, şöyle farklı yerlere de netleme yapayım. Siz de görmüş olun, karanlığa düşüreyim biraz kendimi. Şöyle yüzüme bastığımda da direkt olarak bana netliyor ve aydınlatıyor. Genel itibariyle ön kamera tarafında da video performansının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, Mi 11 Lite'in kamera performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Özellikle orta segment cihazlarda ve bu cihazın kalibresindeki telefonlara baktığımızda düşük ışıkta Mi 11 Lite'in rakiplerinden çok daha iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Eğer ben fotoğraf çekmek için bu fiyat kalibresinde bir cihaz arıyorum diyorsanız Mi 11 Lite kesinlikle sizin için doğru tercih olacaktır. İncelememizi sonlandırmadan önce değinmek istediğim son nokta ise telefonun ses çıkışları arkadaşlar. Burada iki tane hoparlörden bahsedebiliriz. Bu hoparlörlerin temel özelliği ise Hi-Res Audio sertifikasına sahip olması. Dolayısıyla burada son derece başarılı bir ses deneyimi sunuyor sizlere. Xiaomi gerçekten bu modelinde iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar, biz internette fiyatlara baktığımızda bu telefonun 3600-3700 Türk Lirası civarına satıldığını gördük. Dolayısıyla bu fiyat kalibresinde
satılan telefonlarla kıyasladığımızda Mi 11 Lite'ın biraz daha böyle önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Özellikle böyle farklı tasarıma sahip bir telefon arıyorsanız, fazla kalın olmasın, hafif olsun diyorsanız mutlaka Mi 11 Lite'a göz atmanızı tavsiye ederim. Zaten en başta belirttiğim gibi telefonu elinize aldığınız anda ne kadar ince ve hafif olduğunu direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla ince ve zarif bir telefonsa tercihiniz, kesinlikle seçenekleriniz arasına Mi 11 Lite'ı da eklemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde farklı cihazların incelemesiyle yine karşınızda olacağız. Bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.